3-4-5 yayınla e, test 1'i çözelim. Ayete. fx x kare artı 7 olduğuna göre limit x giderken 3'e fx ifadesinin değeri kaçtır? E, bunlar da direkt x yerine 3 yazacağız. E, Polinom fonksiyonu olduğu için. Yani e, x yerine 3 yazarsak fx'te 3'ün karesi artı 7 9-7'den 16'yı buluruz. İkinci sorudayız. fx x artı 2 bölü x eksi 1 olduğuna göre limit x giderken 2'ye fx değeri nedir? Şimdi böyle bir fonksiyonun kritik değeri var mı? Var. Önceki polinomdu. yoktu. Bunun kritik değerine ne? x eşittir 1. Peki x eşit 1'deki limitini mi soruyor? Hayır. O zaman hiç benim sağdan soldan bakmama gerek yok. x eşit 1'dekini sorsaydı sağdan soldan bakardım. E, ee, x eşit 2 bunun kritik noktası olmadığı için direkt burada x yerine 2 koyacağız. 2, 2 daha 4 bölü 2'den 1 çıktı. 1, 4 bölü 1'den 4 olur. Üçüncü soru da düz polinom fonksiyon yine. E, ee, bunda hiç kritik nokta yok. Dolayısıyla direkt x yerine ne koyacağım? Eksi 3 koyacağım. Yalnız şurada daha kolay bir şey yapacağım. Bu ifade neyin açılımı? x eksi 1'in parantez karesinin açılımı. Fark, bunu fark ederseniz, pardon x artı 1'in parantez karesinin açılımı. Bunu fark ederseniz eksi 3'ü koymak daha kolay olur. Şöyle eksi 3 koyarsın x yerine. Eksi 3 artı 1'in parantez karesi ne hesaplarsın. E, direkt buralarda eksi 3 koysan da aynı sonuç bulunur tabii ki. Burası parantezin içi eksi 2 olur. Eksi 2'nin karesi de artı 4'tür. Dördüncü soruya bakıyorum. Dördüncü soruda limit e, x giderken 2'ye fx'in 4 katı 12'ymiş. Bu 4 öne katsayı olarak alınabildiği için e, her iki tarafı direkt 4'e bölebilirsin. Yani limit x giderken 2'ye fx değeri aslında e, 12'yi 4'e bölünce 3'tür. E, burada da o zaman e, önündeki 1 bölü 3 katsayısını alabiliyorsun. Yani şu şekilde oluyor bu ifade. 1 bölü 3 çarpımında limit x giderken 2'ye fx biçiminde oluyor. Şu kısmın değerini üstte 3 olduğunu yazmıştık. O zaman 1 bölü 3 çarpı 3 olur ve cevap ne olur? 3'ler sadeleşince 1 olur. Ne yaptık? Bu 4 kat sayısını öne alıp buradaki 1 bölü 3 kat sayısını öne alıp işlem yapabildik. Beşinci sorudayız. Limit x giderken eksi 1'e demiş. Eşittir demiş. Limit x giderken 2'ye bunlar birbirine eşitmiş. Ve polinom fonksiyonu oldukları için kritik noktaları da yok. Bu tarafta x yerine eksi 1 yazacaksın. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile a'yı çarptım. Eksi a. Bir de eksi 1 var. Eşittir'i koydum. Bu tarafta x yerine 2 yazacağız. 2a. x yerine 2 yazarsam artı 2. Denklemimiz bu. Birler ne oldu? Sıfırladı birbirini. Şu ikiyi karşıya attım eksi 2 diye. Şu eksi a'yı bu tarafa aldım artı a deyip bununla topladım. 3a oldu. 3a eksi 2 ise her iki tarafı 3'e böleceğiz. a'yı eksi 2 bölü 3 bulacağız. Altıncı sorudayım. Altıncı soruda limit x giderken 4'e şu ifadesinin değeri kaçtır diyor. Burada ne yapacağım? x yerine 4 yazacağım. Eee direk hesaplayacağım. Peki niye sağdan soldan bakmıyorum? Ee, bunun içini sıfır yapan bir kök değildir. Yani dördü koyduğumda eğer içi sıfır olsaydı e, bu bunun kritik noktasıdır deyip sağdan soldan bakmam gerekecekti. Ama dördü koyunca mutlak değerin içi sıfır olmadığı için 4 eksi 4'ün karesini hesaplamam yeterli. Bu da 4 eksi 4'ün karesi 16. Yani mutlak değer içinde eksi 12. Mutlak değer içindeki eksi 12 de artı 12 diye kurtulur. Yedinci sorudayız. Belki de kurtulmaz, mutsuzdur. <laughs> Bir önceki soruyla ilgili söyledim bu arada. Limit x giderken 3'e şu ifade de ifadesinin değeri kaçta? Şimdi bunlar da bu üç değeri mutlak değerlerin içini sıfır yapıyor mu? Hayır yapmıyor. O yüzden direkt x yerine 3 koyup sağdan soldan bakmadan e, hesaplama yapacağım, mutlak değerden çıkaracağım. 3 eksi 1 nedir? 2'dir. Mutlak değerin içinde 2 var. Eksi e, 2 eksi 3 nedir? Eksi 1'dir. Bu mutlak değer artı 2 olduğu için artı 2 diye çıkar. Bu eksi bir mutlak değerden artı bir diye çıkar ama önünde zaten kendileri bir eksi koymuşlar. İkiden bir çıktı bir kaldı. 7 cevabı A oldu. 8. sorudayım. E, i̇fadesinin değeri kaçtır diyor şu şekilde. X'in yerine koyacağım değer iki kök ikiymiş. İki kök ikiyi X'in yerine koyacağız. Demek ki karesini alacakmışım. X kare dediği için. iki kök karesini şurada düşünelim. 2'nin karesi 4, çarpı kökünün karesi 2, 4 kere 2 ne yapar? 8 yapar. Yani bu ifade logaritma 3 tabanında 2'nin karesi 8 artı 1 şeklindeymiş. Yani logaritma 3 tabanında 9'muş. Peki bu 9'u ben 3 cinsinden yazarsam 9'u 3'ün karesi diye yazar mıyım? Evet. Şu karedeki sayı öne 2 diye kas sayı olarak düşünce 2 logaritma 3 tabanında 3 olur mu? Evet. 3 tabanında 3, 1 yaptığı için bu ifade 2 çarpı 1'den ne olur? 2 olur. Yani devap C'dir. Devam edelim testimize. Yan sayfada 9. soru. fx eşittir. Şu gx eşittir. Bu olmak üzere. Ee, yukarıda f'in limitini aşağıda g'nin limitini almış. Ee, biz de bunu dediklerini yapalım. Ee, x yerine f'te 3 koyacakmışım. f'te x yerine 3 koyuyorum. 4 üzeri eksi 1. Yani 2. Aşağıdaki g'de eksi 2 koyulacak. g'de x yerine eksi 2 koyuyorum. 2 üzeri eksi 2 artı 1. Yukarısının hesabını yaparsan 4'ün karesi yukarıda ne yapar? 16. Aşağısı şöyle iki, eksi 2 birden ne yapar? Eksi 1 yapar. Yani sorumuz 16 bölü 2 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 2 imiş. Peki biz ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Yani 32 bölü 1'den cevabımız 32 oluyor. Diğer soru trigonometrik x'in yerine pi bölü 4 yazacağım. Yani ne yazacağım pi bölü 4 deyince? 45 değil mi? 180'i e, 4'e böldüm 45. Ee, burada iki katını alacakmışım 45'in. 2 kare 45 ne yapar? 90 yapar. 45 45 değerlerini bir yazalım. Sinüs 90 yukarıda eksi 1 bölü tanjant 45 artı kotanjant 45. Sinüs 45'in değerini 1 olduğunu biliriz değil mi? E, aşağısındaki tanjant 45'te 1'dir. Kotanjant de 1'dir. Neden? Dik üçgenimizde 1, 1, kök 2, 45, 45, 90 üçgeninde tanjant karşı bölü komşu 1 bölü 1'den 1. Kotanjant 1 bölü 1'den yine 1 olduğu için. Yukarısı 1'den 1 çıktı 0. Aşağısı 1, 1 daha 2. 0'ı 2'ye bölersek ne buluruz? 0 sayıya bölünce yine 0 buluruz. 11. sorudayız. Bir parçalı fonksiyon verilmiş. 3'teki limitimiz ve 0'daki limitimiz sorulmuş. Bu limitlerimiz kritik nokta mı? Bakıyorum bizim kritik noktamız 2 olduğu için. Hayır, bu sayılarımız kritik değil. O yüzden sağdan soldan bakmama gerek yok. Direkt burada 3 koyacağım. Peki, x3 buna mı uyar? Buna mı uyar? Evet, 3 2'den büyük olduğu için buraya uyar. O zaman bunda 3'ü koyacağım. 3'ün karesi artı 1. 3'ün karesi 9 artı 1. Ne yapar? 10 yapar. Bunu 10 olarak buldum. Devam ediyorum. 0. 0,2'den küçük olduğu için buna uyar. O zaman burada 0 koyacaksın. 0'dan 3 çıkınca ne bulursun? Eksi 3 bulursun. 10 ve eksi 3 ne yapar? 7 yapar. Devam ediyoruz. 12. soru yine parçalı. Ee, buradakinde 3 diyor. 3 kritik nokta mı? Hayır. Eksi 2 diyor. Hayır. Eksi 2 de kritik değil. Bizim kritik noktamız bu soruda 2. 2'ye göre limit alınmadığı için sağdan soldan bakmama gerek yok. Şimdi bu iki limit değeri birbirine eşitmiş, ortaya eşittir koymuşlar. O zaman biz de koyalım ve bunun değerini hesaplayalım. 3'e giderken limit deyince 3 2'den büyük olduğu için alttakine uyum sağlıyor. Burada 3 koyuyorsun. 2 kere 3 6 eksi a. 6 eksi a. Aynı şekilde buna bakalım. Şimdi eksi 2 diyor. Eksi 2 2'den küçük olduğu için buna uyum sağlıyor. Ne yapıyor? Buraya koyunca eksi 2 artı a yapıyor. Eksi 2 artı a. Bu sorumuzda sayıları sol tarafa, harfleri sağ tarafa alalım. Bu A'nın yanına, şu A'nın yanına bu eksi A nasıl gelir? Artı A. Bu altının yanına bu eksi 2 artı 2 diye gelir. Burası 8, burası 2A. 2A, 8 ise A'mız 4. Evet. 13. sorudayız. 13. soruda şöyle bir grafik diyor. Kaç tane fonksiyon, kaç tane absis değeri için limit yoktur. Limit yoktur. Şimdi Bizim limitin olmaması için sağ limit, sol limitten farklı olmalıydı. Yani bir sıçrama olmalıydı. Fonksiyonum güzelce gelmiş. Burada ne yapmış? Sıçramış, kopukluk olmuş değil mi? So, e, soldan limite bakınca şurada bir değere gidiyor. Sağdan limite bakınca burada bir değere gidiyor. Limitimiz sağ limit, sol limite eşit olmadığı için x eksi 2 iken limit yok. Fonksiyonum devam etti, buraya geldi. Bir nokta var ama Olsun tanımsız olsa da sağ limitimde sol limitimde ikisi de sıfıra gittiği için bu noktada limit vardır. Sorun yok. Devam ediyorum. Burada bir kopukluk sıçrama olmuş. Soldan bakınca limitim 3'e gitmiş. Sağdan bakınca limitim 1'e gitmiş. Hangi noktada? X'in 2 olduğu noktada. X 2 iken sağ limit 1'e, sol limit 3'e gittiği için bu noktada limit yoktur. Dümdüz devam ettim. 5'e geldim. Peki 5 noktasında tanımsızlık var tanımsızlık olması limit için bir sorun teşkil ediyor mu? Hayır, etmiyor. Tanımsız olsa da sağ limitimde biri gidiyor, sol limitimde biri gidiyor. Bu noktanın limiti birdir. Dolayısıyla beşte limit vardır. Sakıncalı bir şey değil. Şimdi kaç tane noktamız için limit yoktur? Bir, iki tane noktamız için limit yoktur. O yüzden B oldu. Son soru burada ne yapmış? Parçalı fonksiyon demiş. Kritik noktası da iki. Ve kritik noktasındaki limiti varmış. Bu kritik noktada limiti olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Bu noktada limiti varsa sağdan baktığımda da soldan baktığımda da aynı değere ulaşmalıyım. O zaman önce sağdan bakalım. 2'ye sağdan yaklaşırken 2'den büyük sayılar olduğu için burada 2 koyarsın 2 artı m bulursun. İşte sağdan baktım. Bu değer eşit olmalı soldan baktığımdaki değere. 2'ye soldan bakınca 2'den küçük sayılar deyince burada 2 koyarsın. Koyuyorum. 2 kere 2 4. 4'ten 7 çıktı. Eksi 3. 4'ten 7 çıktı. 3. Bu değerde m'yi bulacağız. m eşittir. Çünkü karşıya eksi yapıp atınca eksi 3 eksi 2 daha eksi 5 buluruz. Dolayısıyla cevap e'dir.